10 Ağustos, 16 Ağustos Başak burçları. Evet, hiç tatilden ya da hiç böyle işe gitmek istemeyen deriz ya Başaklar, aa işsiz yapar mı? Yani o kadar güzel bir haftayı ve o kadar güzel aileyle geçirdiğiniz ya da gittiğiniz yollarla ilgili o kadar güzel süreç. Sanki işe başlarken böyle Allah'ım ya ben bunları hak ediyor muyum dediğimiz bir nokta. Ama şöyle söyleyeceğim, biriken çok evraklar var. Bulunduğunuz odanın sisteminde ve iş yerinizde büyük bir değişim var. Ve bu değişimi eğer siz yokken yapıldıysa mahvolduk bir başaklar derim. Çünkü senin dosyan, senin sistemin, senin kuralın, senin dengeni kendi yaratamadığın için bu hafta birilerine çatma haftan olabilir. Bu nerede? Bu ev için de geçerli, unutmayın. Bunu nereye koydunuz? Bunu nereye koydunuz diye. Ve işinizle alakalı da gerçekten şirketiniz ya da ofisi değiştirme ya da bulunduğumuz nokta sanki bir yere taşınacak. Bununla ilgili biraz tedirgin olabilirsiniz. Hatta buradan ayrılayım, başka bir yere geçeyim, evime mesafesi uzun mu diyorsanız, hayır, yerinizden ayrılmayın. Orada sevilen bir insansınız. Sadece ve sadece mesafe, asla mesafede sizi çok ürkütmemesi gerekiyor. Neden ürkütmemesi gerekiyor demişim. Sizin düzeniniz, sizin olduğu her yere adapte olabilirsiniz. Yönetim konumuna ya da yüksek bir mertebe bekleyen başaklar, bunun sevincini ve olumluluğunu alacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim, siz hiç sevmediğiniz, hatta benimle muhatap olmaz dediğiniz müdürünüz ya da patronunuz size bu oluşumunu söyleyecek. Hatta ağzınız açık kalacak. Yani ben bu kadar değerli miydim diye. O yüzden Başak burçları, ben de güzel işleriyle ilgili bolluğun vereceği ve netliklerin tam net ortasına oluşturacağı bir hafta. Başaklara şey de demişim, kulağımı kaşıdım. Benim kulağımda bir sıkıntı var doğal olarak da. Kulak egzamanız ya da kulak çınlamanız ya da hani kristallerle alakalı bir sıkıntı olabilir. Bir kulak burun boğazcıya gidin. Çünkü dönem dönem gereksiz baş dönmeleriniz var. Ve bu baş dönmelerinizde hala bir çözüm bulamadınız. Belki bir kulakla alakalı noktada kristallerinizle alakalı sıkıntı olabilir. Sizin üzerinizde ve özellikle çantanızda taşımanız gereken zeytin yaprağı. Yani kendi enerjinizi daha iyi. Özellikle kısmetsiz ve evde kaldığını düşünen Başak burçlarına diyorum ki zeytin yaprağını cüzdanınızda ya da çantanızda. Hani bazen göğsümüze yaparız ya. Yani mutlaka üzerimizdeki ne bileyim zeytin yaprağını kolye bile yapabilirsiniz. Onu bir camın içine koyup ama size bir değmeli. Yattığınız yatağın altına koyabilirsiniz. Enerjinizi alsın diye. Zeytin yaprağını mutlaka bu hafta taşıyın. O bir hafta taşımanıza gerek yok diyorum. Evet, ailede özellikle ameliyat olacak bir büyüğünüz var. Biraz problemli gibi gözükse de sonu aydınlık. Ve uzun süredir miraslı konular hala bitmedi. Ve bazı başak burçlarına maddi olarak yerlerde sürünüyorum. Ve artık çok yalnızım ve hayat arkadaşı istiyorum diyen başak burçları biraz daha beklemek zorundayız değerli başaklar. Ama ne diyeceğim size? Siz hak ettiğiniz her değeri en iyi şekilde var edin. Bazı başaklarda da şey, artık ben çalışmak istemiyorum. Yani evden çalışma kararı aldım. Ona göre iş sistemi kurmak istiyorum diyeceksin. Zaten teknoloji dönemine giriyoruz. Dünyanın %80'i evden çalışma sistemine girecek. Siz de yapabilirsiniz değerli başaklar. Evet, yükselen ve ay burcunuzu ve uzun süredir görüşmek istediğiniz dostunuza güzel bir vakit. Bir de 2 gün tekrar kafanızı dinlemek istiyorsunuz ama kimsesiz. Bunu yapın, enerjiniz düzelsin istiyorum değerli başak kuşları. Mutlulukta ağız tadında, sevgide kalın.